Adıyaman'da depremin olduğu 4.17'de durduğu için simge haline gelen saat kulesinin bulunduğu meydanda üzerinde depremde hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı pankart ilgi odağı oldu. Şehre gelen siyasetçilerin de ilgisini çeken pankarttaki isim sayısı ziyaretçisi arttıkça günden güne artıyor. Yakınlarını depremde kaybedenler pankarta isimlerini yazıyor. Bir yıl geçmesine rağmen depremde kaybettiği anne babasının oturduğu evin enkazına Mersin'den ilk kez gelen Gülistan Şahinkaya, bir sene geçmesine rağmen olayın şokunu yeni atlatabildiğini söyledi. Annem ve babamın enkazı için gelmiş, bir sene oldu. Mersin'den geliyoruz şu an. Şuraya zaten sağ taraf annem ve babamın bulunduğu kaldığı yerde. Bir yıl geçti. Bir yıl geçti maalesef. Evet, aynen öyle. Neler yaşadınız bu yıl içinde? Neler değişti hayatınızda? Aslında şöyle, bir sene içerisinde olayın şokuyla biz olayı anlayamadık zaten. Bir sene, şu an öldüklerinin farkına vardım diyebilirim aslında ben. Şu an ilk defa mezarlarına gidip ağlayabileceğim aslında. Çünkü öldüklerinin farkına şu an vardım. O bir sene içerisinde benim için çok kötü dönemler geçti. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz ama bu saatten sonra inşallah ülke olarak daha güçlü şekilde birlik beraber bir sesle devam edelim diye düşünüyorum. Sonu inşallah sondur diye düşünüyorum ama zannetmiyorum. İnşallah Allah aynı özelliği göstermek. Amin, amin, amin. Arkanızda da hemen deprem şehitlerinin isimleri var. Gördünüz mü? Evet, ben ona bakacaktım işte şimdi geldim söylemişlerdi. Zaten paylaşacaklardı, şehitlerin resmini de paylaşacaklardı. İsterseniz evet. Size yazabilirsiniz. Gülistan Şahinkaya daha sonra depremde hayatını kaybeden yakınlarının isimlerini pankarta yazdı. 6 Şubat abi ilk deprem olduğunda biz dışarı çıktık. Böyle mesela burada var ya, aşağı kaldırımlarda hepsi cenaze üstündeydi. Böyle bir yani ambulans bile alıp gitmiyordu ha. Böyle hastanenin dibinde yani dolu cenaze, biz battaniye üstünde cenaze taşıyorduk yani hastanenin önünde.